Merhabalar arkadaşlar, Hatice Durmaz güzel Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, yine bu videomuzda da ilk kez yapacak olanlar için yeni öğrenenler için anlatım aşamalarına devam ediyorum arkadaşlar. Önceki videolarda neler göstermiştim, onları söyleyeyim hemen. zürafa yapımını gösterdim, tek tek ayrıntılı bir şekilde yavaş yavaş anlattım ipi nasıl atmanız gerektiğini. Hepsini e, izleyip bakabilirsiniz sağdan ve soldan yapanlar için ayrı ayrı anlattım arkadaşlar. Bu da önemli bir şey. Çünkü herkes aynı yöne yapmayabiliyor. Daha sonra kuyumcu kafesi yapışını, yapılışını ya da fil dişi birçok ismi var bu modelin. bunu yapımını gösterdim. Yine hem sağdan hem soldan yapanlar için anlattım. Ee, Üçüncü olarak da bu küçük kayaların yapımını gösterdim. Bunu arkadaşlar birçok yerde kullanabilirsiniz ve elinizi geliştirmeniz için de bu tarz modeller önemli. Deneyerek çokça yaparak elinizi ilerletebilirsiniz. Çünkü zürafa ilerlediği için o zürafanın büyüklüğünü küçüklüğünü ayarlaması filan bunlar sizin elinizi geliştirecek şeyler. O yüzden önemli yani bunların yapımı. Bunları birçok kez deneyerek e, elinizi ilerletebilirsiniz ve en önemlisi ilk kez yapacak olanlar için e, yine tavsiyem böyle bir e, kumaş üzerinde başlamanız. Çünkü yazmaya yapması zor gelebilir size ve e, ilerleme kaydedemediğiniz için bırakabilirsiniz. O yüzden elinizi böyle bir kumaş üzerinde alıştırıp daha sonra yazmaya geçerseniz daha kolay gelecektir size özellikle zürafa. Ve bunları gerçekten çok yavaş ve özenerek anlattım arkadaşlar. Hiç bilmeyenler için tavsiye ederim izleyin bu videoları. Eminim ki hiç bilmeyen birisi bile kolaylıkla yapacaktır. Şimdi bugün pırpır yapımını göstereceğim sizlere. pırpırı da böyle bir zürafa üzerine yapmamız lazım arkadaşlar. Direkt başlarsanız o da iyi olmaz. O yüzden ben şu önceki yaptığım zürafanın üzerine yapacağım. Şimdi ipimi şöyle koyuyorum. Yapmış olduğum zürafanın içinden iğnemi geçirdim. Bu ip üstte kalacak. Şu e, yani ip iğnede takılı olmayan taraf diyelim. Bu üstte kalacak. İğnede takılı olan, iğnenin arkasından gelen ipi de iğnemizin arkasından iki kere dolayarak sabitliyoruz. Şimdi başlarken iki kere ve biterken iki kere dolamaya özen gösterin. Allah'ın izniyle hiçbir şekilde sökülme olmayacaktır. Şöyle bakın ben biraz burayı uzun bıraktım ki arada kalsın. Daha sonra birkaç tane üzerine pırpır pır yaptıktan sonra keseceğim onu. Şimdi yine aynı yere batıyorum arkadaşlar. Bakın şu ipi düğümden gelen ipi üzerinden atlattım. İğnenin arkasından gelen ipi de iğnemin yine alt kısmından dolayarak çekiyorum. Burada dikkat etmemiz gereken şimdi burada bakın çok karışık gibi gözükebilirse hangisi pırpır olacak? Hangi ipi çekeceğim diye düşünebilirsiniz. Hiç karışık değil arkadaşlarım. Aslında çok basit. Bakın şunu şöyle bu tarafa doğru attığınızda zaten bu dipten, düğümden gelen ip kendiliğinden bu tarafa meyillenecektir. Bunu şöyle tırnağınızla tutup ipi asıldığınız zaman pırpırımız meydana gelecek. Bakın çok basit aslında. Tekrar aynı yere iğnem soktum. Şu ipimi iğnenin üzerinden, arkadan gelen ipi de iğnenin altından doluyorum. Tekrar çektim. Bakın şu tarafa bir şöyle mail ettirdim. Şu düğümden gelen ipimi tutuyorum iğnemle. Diğer pırpırın hizasından tırnağımla tutup ipimi asılıyorum diğer pırpırın hizasından tutup asılırsanız pırpırlarınız eşit olur. Bu da önemli bir püf nokta. Bakın tekrar gösteriyorum. Buraya iğnemi soktum. Şu ipi iğnemin üzerinden atıyorum. Arkadan gelen ipimi iğnenin altından atıyorum. Tekrar çektim. Yani şöyle karışık gözükse bile ne? dediğim gibi şu tarafa hafif eğdiğiniz zaman zaten sizin pırpır yapacağınız ip kendiliğinden aradan çıkıyor ve eğer karıştırırsanız da her zaman bakın bu alttan düğümden gelen ipi çekeceksiniz arkadaşlar. Düğümden gelen ipi tuttum, diğer pırpırın hizasında tırnağımla tutup ipimi asıldım ve sabitledim. Gördüğünüz gibi pırpırlarımızı yaptık. Şimdi şu fazlalığı şuradan keseyim ben. Bu da bakın başlama yerimizde belli olmamış oldu. Arada kaynadı. Buradaki fazlalık. Başlama yerini de gizlemiş olduk. Bu şekilde arkadaşlar ben bu arada yaptığım ipi de kestim. Kameradan hem bakması hem yapması biraz zor oluyor. Tam da yerimi ayarlayamadım. Şimdi bunu şöyle bir keseyim ben. Tekrar başlayalım. Tekrar göstereyim. Bir de arkadaşlar pırpır pır yaparken tek dolamaya özen gösterin ve alttan. Yani üstten e, doladığınızda e, şey olabiliyor, kırılabiliyor pırpırlar. Şimdi bakın şuradaki zürafaya ya da bir tane daha atlayalım. Şuradaki zürafama batıyorum, doladım, başladım. Aynı yere tekrar battık. Şu ipimizi iğnenin üzerinden, arkadan gelen ipimizi de iğnemizin altından dolayarak çektik şöyle şu tarafa meyilledim bakın aradan zaten hemen çıkıveriyor o ip çekerek pırpırımı yaptım tekrar aynı yere batıyorum bu iğnenin üzerinden diğeri altından doluyoruz şu tarafa şöyle kıvırdığımda bakın düğümden gelen ip zaten aradan e, çıkıyor onu aldım diğer pırpırın hizasında tutup ipimi çekiyorum bakın şöyle şimdi mesela diğerinde koptuğu için gösteremedim ee, hemen şöyle yandaki zürafaya atlayarak bir tane zürafa yapıyoruz ikinciye bakın zürafa yapımı zaten göstermiştim şu ip üstte arkadan gelen de alttan dolayarak geçiyoruz. Şöyle. Bugün bir kamerada bulanıklık oluyor. İnşallah anlaşılır olmuştur. Şimdi yine aynı işlemi yapalım, geçelim bu tarafa. Böyle geldik. Mesela bunu bir ara suyu olarak yapacaksınız. Bu şekilde aralıklarla yaparsınız. Tekrar şuraya aynı yere batarak kırpırımızı yaparız. Üstten bu alttan Sağdan yapmak biraz daha pırpır için avantajlı olabilir arkadaşlar. Yönü daha belli oluyor çünkü. Şöyle yaptık. Yine aynı şekilde. Şimdi ben bildiğim için artık bir tarafa atmadan da onu aradan çekebiliyorum. Sizler alışana kadar benim gösterdiğim gibi yapabilirsiniz. Bakın bu şekilde arkadaşlarım halletmiş olduk. Şimdi bir de soldan yapanlar için göstereyim. Tekrar iğneme ipimi taktım. Bu tarafa geliyorum arkadaşlar. Bakın. Bunda da şöyle bir şey göstermek istiyorum. İpimiz yine bu tarafa gelsin. Dış tarafta çıkıntı olmasın diye. Bak. Şöyle zürafaya iğnemi taktım. Tabii bunlar üst işlemler için artık. Zürafa yaparken belki şaşırabilirsiniz. Şu ipi elimle tutuyorum. Bunu iğnemin üzerinden doladım diğerini de yine alttan dolayarak şöyle çektiğimiz zaman bakın bu ip bu tarafa eğiliyor. Yani diğer tarafa değil de bu tarafa eğilini alıyor ki hem arada kaynasın, belli olmasın diye hem de bu şekilde başlarsanız görüntü olarak da güzel oluyor yani gözükmediği için. Şimdi yine aynı yere batıyoruz arkadaşlar. Zaten otomatik soldan gelirken üstte kalıyor. Arkadan gelen ipimi de alttan doluyorum. Çekiyoruz. Bakın şöyle şu e, ipimiz zaten kendini belirtiyor. Düğümden gelen ipi şöyle tuttuğumuz zaman diğerini çekerseniz pırpırımız oluşuyor. Tekrar yapalım. Aynı yere batıyorum yine. İpimiz üzerinde kaldı. Diğerini alttan doluyorum. Bakın şu zaten hemen aradan kendini belli ediyor. Şöyle iğne ile de tutup e, hizalayabilirsiniz. Yine diğer zürafamızın hizasında tutup çektiğimiz zaman pırpırımız oluşuyor. Tekrar yapalım. aynı yere battık. Çekiyorum. Şu ipimizi hemen pırpırımın hizasında tutuyorum ve sıkılaştırıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi diğer zürafaya geçelim. Şu zaten bakın üstte kalıyor artık onu söylemiyorum. Her zaman hani yine söylemeye çalışıyorum yeni izleyenler için ama önceki videolarımı izleyenler zaten dikkat etmiştir. Bakın şöyle ilerleyelim biraz. Şuna bir daha yapalım. Şöyle geldik arkadaşlar. Şimdi aynı yere batıyorum. Çektiğimiz zaman bakın şu yine bu tarafa şöyle alabilirsiniz ama düğümden gelen ip zaten belli. Düğümden gelen ipimi tuttum ve çektim. Pırpırımız oldu. Tekrar aynı yere batıyoruz. Doladım. Düğümden gelen ipimi tuttum. Düğümümü sıkılaştırıyorum azdan. Aynı yere batıyorum. Şöyle düğümden gelen ipimi tutuyorum asılarak düğüm alttaki düğüm sıkılaştırıp pırpırımı yaptım bu şekilde arkadaşlar yine hemen bir sonraki zürafaya atlayıp böyle araya birkaç tane zürafa da koyarak devam edebilirsiniz şimdi pırpır birçok modelde var ee, özellikle yazma oyası yapanlar hani yazma yapacaksanız birçok modelde olan bir şey yani en çok belki de kullanılan şey pırpırdır Ara suyunda olsun, yazmaların, çiçeklerin modellerinde olsun hepsinde vardır. O yüzden pırpırı çok çok yapıp elinizi geliştirin arkadaşlar. Ee, yani bir düzgün bir model çıkarmak istiyorsanız pırpır pır önemli. Bugünlük bu kadar diyelim. İnşallah faydası olmuştur bilmeyen arkadaşlarıma. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.